Merhaba arkadaşlar, Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizler için arkadaşlar ben fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla, kendi yüreğinizden beklentileriniz konunuz bu ne olacak dediğiniz soru işaretlerinize niyetlenin, odaklanın arkadaşlar. Bu bir kolektif açılımı. Tabii ki de uyan sizin olsun ve uymayanı evrene gönderiyorum. Niyetleriyle dileyin, odaklanın ve ben uyan sizin olsun, uymayan evrenin olsun deyip neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle sizinle gördüklerimi bir paylaşıyor olacağım. Evet bakalım inşallah bize doğru rehberlikte bulunsun, güzellikleri müjdelesin, gönlümüzdekileri bize getirsin. Dedikten sonra şöyle sizlere de bir enerjisini de tur atalım bakalım. Fincanımızı döndürerek sizlere de gösteriyor olacağım. Aslında gördüğünüz üzere enerjiden ne aldınız? Sizce de içimizin ferahladığı, daha rahatladığımız, aslında bir şeyleri sonlandırdığımız mesajı değil mi? Yani ben çok net bu enerjiyi alıyorum şu an buradan. E güzel olsun inşallah hakkınızda. Bir hesaplaşma var yüreğinizde olan. Yüzleşmek adına belki de bir hamleniz söz konusu. Ya da bir resmiyetiniz de vardır. Hani onu da bilemedim ama. Neticede arkadaşlar. Sizin şu an iç dünyanızda aldığınız bir haber beklentisi var. Bu haber beklentisi sonrasında. Net yani haber geliyor ve bu mahkeme iç hesaplaşma Birisine hakkınızı arama, hakkınızı sorma bilmiyorum. Çok net netleştirecek bu, onu biliyorum. Bir 15 gün kadar sürer bu süreç. Bugün itibariyle baktığımızda aslında diyebiliriz ki Mart'ın ortasına kadar ki sürecinizle alakalı kaygılısınız. Bir çok ağzı ne derler yüreği ağızda haber beklentisindesiniz. Bir şey kendinizde birazcık olumsuz olursa diye abarttığınızı söyleyebilirim ama haberiniz tez gelecek. 15 gün içerisinde ki beklediğiniz süreçle ilgili sonuç temiz olur diyor burası bana. Şimdi e, bir sanki bir hükümdarlık var arkadaşlar sanki düşünün. Bu hükümdarla e, hatta o oturan hükümdar dediğim kişi de arkasına birisini almış. Aslında yaslandığı biri var ve siz orada <laughs> Bunu ayırt edemiyorum. Bunu net söyleyeyim. C, Ç harflerini net görmekteyim. C de diyebilirim. Ay doğdu denmez. Evet bununla da ay değil. Şöyle arkadaşlar. Siz misiniz o hükümdar olan? Siz mi bir hükümdara gidiyorsunuz? Bunun ayrımını siz yapın. Falın enerjisi diyor ki burada diyor bir hükümdar var tahtına oturmuş. Ama bunu otururken de arkasındaki sırtına yaslandı da biri var. Ya yani ya ne diyelim ona? Yanaştığı biri var, sırtından aldığı desteklendiği biri var. Birinin gazıyla öyle oluyor. Aslında kendisi bir hiç. Ama arkasındakine güveniyor. Burada bir sürü şey söyleyebiliriz buna. Bu sizseniz yanınızdaki kimse, siz ona güveniyorsunuz. Net. E, ya da karşınızdaki insan arkasındakine güveniyor. Kendisiyle ilgiliden ziyade kendisinin yapabileceklerinden ziyade karşı tarafa bir güvenmiş. Birisi de onun ayaklarına doğru ee, yukarıya doğru yani çıkıyor. Yani beni affet, ben hata ettim, ben yanlış yaptım, bana bir şey şudur budur bilmiyorum arkadaşlar. Ama söyleyeceğim şey net. Şu ki... Ee, yani hali hazırda... Sonra ne olacak? Peki tamam. Şimdi bu sizseniz de birisinin yani sizinse de iki kişisiniz. Yanınıza yani sırt sırt da verdiniz. Birisi ayağınıza doğru geliyor ama sonrasında çok konuşuluyorsunuz. İnanılmaz. Yani burası şöyle karışık bir yer. Tahta olan da çok konuşulacak. Özür dileyen de. Anlatabildim mi? Sizseniz de sırtınızdakiyle birlikte vay efendim ona özür dilenmeye gitmiş diye çok konuşulursunuz. Siz özür diliyorsanız da çok konuşulacaksınız. Böylesi karışık bir döneminiz var. Bu Martın 15'inde haberler sizin adınıza bir gelsin. Yani şey de diyeceklerdir. Belki biraz burada takmamak lazım. Her burada çok net ayaklandığınızı görüyorum, kafanızın yanında bir insan olduğunu görüyorum. Bugününüzde beklediğiniz bir imza ile gerekli imza atılması gerekli resmi makamlarca da belki de adı olan ismi olan bir süreç içerisindesiniz. Şimdi bakın, bu sizin. Bugününüzü bu da sizin aynanızda ve ben az önce ayın 15'ine kadar süreciniz var ama dedim ve aynanıza bakarak dedim. Yani bugününüze gelememiştim bile tam olarak bugünkü ruh halinize gelememiştim bile. Yani demem o ki siz ciddi konuşulduğunuz bir süreçe geçirmişsiniz. Hakla alakalı da olabilir. Sonrasında bir insan kafanızda ve size diyor ki kafanızdaki kişi size diyor ki Atlatırız diyor, yanındayım diyor, aklınızda biri var sadece onu düşünüyorsunuz. Buna her türlüsü yorumlanabilir. Ama siz net diktiriyorsunuz. Bu konuşulmalar sonrasında özür dileyen bence karşı tarafmış. Ama sizde net yanınızdakine, net e, e, sırtınızı dayadığınız bir durum var. Yani arkanızdan desteklendiğiniz bir durum var. Derseniz bu Buket Hanım ben asla hiçbir kimse tarafından desteklenmiyorum. O zaman siz birine mahcup, muhtaç Bak şimdi buna özür dilemek diye mi bakmak lazım? İşte bu aslında çok değişkenlik gösterebilir. Siz birine belki de istemeye istemeye gitmek zorundasınız. Ama sonrası her iki tarafta konuşulacak. Ve sonrasında sizin kendinizi bizzat fal sahibinin bizzat net görmekteyim. O da böyle dindik duruyorsunuz ve kafanızda bir insan çıkmış bir şeyler söylüyor size. Bir akıl alacaksınız. Birisi akıl ya da ruhen yanınızdadır da o insanla ortak bir karar vereceksiniz. Elinize orak almışsınız. Birçok şey artık yeter deyip kopartma devresine gelmişsiniz. Yani bazı şeylerin hani benimle ilgili çok konuşuldu ya da çok yorumlar yapıldı. Bak bundan sonra ben ben olacağım görürsün der gibisiniz. Nitekim bugün ayna kısmınıza geldiğimizde de bu hesaplaşma 15 günü tam da ayna kısmınızdan da gördüğümüz üzere e, yansımış zaten net. Alacağınız haber doğrultusunda adım adım atacaksınız ve bu insanlar yani birisiyle beraber karşılıklı bir yüzleşme var. Şimdi karşınızdaki insanın aya yani o kadar çok bağlı birileri var ki arkadaşlar karşınızdaki insana. Şimdi burada karşılıklısınız, yüzleşeceksiniz. Ortamınız müsait. Peki bakar mısınız ona bağlı olan bu 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 uzayıp gidecek. Uzatacak. Bu insan uzatıyor. Sizin hayatınızdaki mirassa, boşanmaysa, iş hayatıysa, işte bilmem neyse apartmansa, kimse komşuluksa, kardeşlikse arkadaşlar uzayacak bir süreçtesiniz bilginiz olsun. Şimdi bu uzayacak olan sürecinizle alakalı olarak Mart'ın 15'inde haber geldi. Mart uzar Nisan'ın sonuna kadar gider. En az iki aylık bir döngünüz var ki daha Mart'ın başındayız. O yüzden ben size şunu söylemek istiyorum. Sizin iki aylık bir ha, uzayacak ama şöyle uzayacak olduğunu düşünün olur mu? Bir kere e, net bir şekilde şey oluyor. E, boş bir yere de bağlanamıyor arkadaşlar. Bir yere de bağlanamıyor gerçekten. Yani havada kaldığınız bir de süreçten bahsetmekte. Ee, ama boş olacağını da söylemek mümkün. Nisan itibariyle çok çok daha rahatladığınız bir döngüdesiniz. Zaten şuradaki konuşmalar sizi boş yere yıkmış. Zaten aslında bir, belki de muhtaç olmak sizi yormuş. Hiç aslında hakkınız nasıl söyleyeyim. Aslında bu gördüğümüz hani tahtında oturmuştu ya bu iki kişi birisinden destek alıyordu. Siz de şuradasınız örnek veriyorum bu sistemiz. Ee, zaten kendi hakkınız için onu yapıyorsunuz. Şöyle düşünebilirsiniz. Var olanı hakkınızda iki kişi kullanıyor. Hakkımı arıyorum. İstemesem de küçük görünüyorum. Ya da gitmek istemiyorum. Muhatap olmak istemiyorum ama hakkımı almak zorundayım. Ya da bizzat ikinizsiniz. Arkanızda bir insana gü güvendiniz. Arkanız, yanınızda önünüzde biri geliyor. Size zamanında kelek yapmış. Ve hakkınız olanı almışsınız. Dolayısıyla da bu kadar güçlüsünüz ve arkanızdakine de yaslanmışsınız. Çünkü ikinizin de hakkıydı diyebiliriz. Burada bir rahatlama söz konusu zaten enerji olarak ben falınızı sevmiş durumdayım. Yani diyor ki bana yahu son iki ayın kaldı. Boş ver şu konuşulanları. Sen önüne bak. Hak yerini bulacak. Adalet yerini bulacak diyor arkadaşlar. Ben hep söylüyorum size. Hani bir insanın adaletiyle alakalı beddua etmekten ziyade gerçekten zamana bırakmak en doğrusu. Şöyle bir ben bu fincanı kapatırken arkadaşlar birden böyle bir yayıldı. Hani her fırıncanın enerjisi bir başka oluyor aslında. Şöyle bir kendine çizgi çizdi ve ben eminim ki şu an e, çok ciddi rahatlamayı. Evet kesinlikle de e, ailesel konularla alakalı bakın bu taht meselesi diyor. Ailesin, eşinin ailesi, senin ailen, aileyle bağlantılı olan bir taht meselesiydi bu. Ve sen bunlarla mücadele ettin diyor. Çok da güzel gözyaşlarınızı döke döke bir rahatlama durumunuz var. Şimdi şöyle arkadaşlar, e, bu kalabalık tamamen az önce bahsettiğim konularla alakalı böyle birbirlerine yakınlaşmış ve konuşmalar olan bir kalabalık. Öncelikle kariyer hayatıyla ilgili e, başlamak istiyorum. Şimdi bu kariyer hayatında çizgisi düz olan bir insansınız. Emektar çıkmışsınız her şeyden önce. Kimler geldi, kimler geçti misali. Şurada bir grup insanın geride kaldığını ama sonrasında çizginizin dümdüz devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu çizgi zaten dediğim gibi kapatırken daha oluşan bir çizgiydi. Bu nasıl bir oluşum? Ben hayatımda düz devam ediyorum yaşadıklarıma. Yani ben dost kaybetmem, düşmanı dinlemem, ağzımızın hani tatık kaçmasını istiyorum artık. Çünkü yaşadık, hepimiz gördük, deneyimlerimiz var dediğiniz bir döngüdesiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi e, şöyle diyebiliriz buna. Şuradaki e, şuradaki hesaplaşmayla alakalı şuradaki grupların bir olduğu bir döngü verdi. Bu da şu anlama gelir. Sizin bu hesaplaşacak olduğunuz bir grup var. Arka tarafı çok kalabalık arkadaşlar. Hani sizin tarafınız burada. Şöyle ya da. Ee, İki kişi aslında burada hesaplaşıyor gibi amca teyze işte yani ne diyelim babanızla amcanız e, annenizle teyzeniz aslında bu ikisi taraf olarak baktığımızda sizi destekleyen bir kalabalığınız var yani annenizi damadı da destekler gelini de destekler siz kalabalık tarafsınız karşı taraf tek ya sen neyine güvenip de bu kadar bu denli e, olabiliyorsun der gibisiniz. Şu hesaplaşmayla bağlantılı olarak vermiş kilit noktasını. Dolayısıyla sonranız çok açık. E, çizginiz de belliydi. Yani önünüz açık arkadaşlar. İki aylık bir sıkıntı vermiş bu falda benim anladığım. Sonrasında giderek rahatlayacağınız bir iş hayatı. Sonrasında giderek rahatlayacağınız bir aile bağları. Aşkla alakalı söyleyebileceğim. Aslında kısmetlisiniz de baston gibi kendinizi dik tuttuğunuz bir konu olmuş. Bir konuda inat ettiğiniz anlamına gelir. Şimdi eğer evliyseniz baston gibi dik tutan bir sizsiniz. Bu da şu demek. Bir şey konusunda iddia ediyorsun, inat ediyorsun. Arkanda eşin yumak olmuş, küçücük duruyor. Aslında kısmetlisin yani arkanda duruyor. Fakat sen e, bu işi halletmeden olmaz dediğin bir inat ettiğin isteğin söz konusu. Peki <laughs> erkek sen nasıl değerlendireceksin? Aynı şekilde senin de inat ediyorsun ve eşin kabul edecek. Bekar arkadaşlarım içinde e, benim e, ee, şu şu özelliklere sahip olan biri olsun istiyorum. Dolayısıyla da ben e, bu, bu şekilde olsun. İnadım budur yani benim diyorsunuz arkadaşlar. Ve olacak. Arkanızda bir kısmetiniz var. istediğiniz gibi olur. Şimdi bekar arkadaşlarım var. Sevgilileri yok hayatlarında. Belki de yaş olarak zaten gerektir. Görmeyecektir yaştalar. İnat eden sizsiniz arkanızda bir kısmet sizi bekliyor. Buna ister oğul deyin, ister kız evlat deyin, isterseniz eş deyin, isterseniz sözlü nişanlı, isterseniz yeni kısmet. Bunun cevabı sizde arkadaşlar. Falınızın enerjisini ben sevdim. Güzel gördüğün her şey sizin olsun her şeyden önce. Yeni bir aya girdik. E, astroloji eğitimi alıyorum. Bunu biliyorsunuz daha önce de paylaşmıştım sizlerle de. E, şimdi bu söylenilen söyleniliyor bazı şeyler duyuluyor, bazı öngörüler, bazı tarihler. Ee, yani takip etmenizi öneririm. Önlem almanızı öneririm. Acımız büyük ve aslında belki de bizim için değilse bile o o tarafta bizzat yaşayanlar için Şubat ayı yıllar sürecek. Yani bu çok büyük bir e, tabii ki de travma, büyük acı. Rabbim kalanlara tez vakitte şifalar versin. İnşallah dayanma gücü verebilsin, inşallah. E, vefat eden canlarımıza rahmet diliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya hani ba, ba o kadar çok farklı düşünüyor. Biliyoruz ki aslında bunun doğrusu yanlışı var mı bilmiyorum ama birisi diyor ki yeter ya. Aman kaç zaman geçti? içimiz şişti. Zaten çok üzgünüz. Tamam. Evet haklısın. Ama bu, bu bir gerçek. Hani bunu aman ya de demekle olamayacak bir durum. Kimisi de diyor ki ya o kadar acı var hala siz nasıl videolardasınız ya? Yani bunun bir ortası yok demek istediğim. Ben artık ruhumun gerektirdiği şekilde devam ediyorum. Çünkü biliyorum ki sonunda sohbetlerimiz gerçekten sizlerin de o yorumları var ya bana ilaç oluyor. Çok teşekkür ederim. Siz de eksik olmayın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani benim için çok kıymetli burası. 3 yıl oldu emek veriyorum ama oldukça mutlu olduğum bir yer. Acıları da görüyoruz baksanıza. Pandemiyi de atlattık. Yani neleri birlikte atlatmış gibi olmadık mı aslında? Bu de, bu acıyı da atlatacağız biliyorum. Rabbim dayanma gücü versin kalanlara tekrardan rahmet diliyorum vefat edenlere. Sizin de bugünkü sıkıntı elbette ki hayat devam ettiği için yani borçlu kapımızda bizim derdimizde borcumuzu düşünmek olabiliyor yani hayatımız devam ettiği için adam gelmiş bir kere kapıya ne yapacağız görüyoruz zaten değil mi yani yapılanları da orada insanlar müşkül durumda fırsata nasıl da döndürülebiliyor hayat devam ediyor ya hani çünkü o da insanın vicdan ama bizim de kapımıza geliyor bir şekilde acılar, acı yaşatanlar, gerçekler. Dolayısıyla biz de hayat akışına devam etmek zorundayız ki bu sebeptendir aslında bakımımdır, enerjimdir, hayat akışı devam etmektir. Biz de ayak uydurmak durumundayız hayata. İşte sizi yaralayan insanlara lütfen beddua etmeyin. Bu aslında 3 günlük dünya dedirtirdi bizlere de. Rabbim hayırlısını versin. Karşılığını görecek. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecek. Haricinde bir de şunu iletmek istiyorum sizlere. Gerçekten bazı şeyler hayır gibi gelir. Derdinizin lütfen dermanlı da olabileceğini düşünün ve unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.